İyi günler değerli arkadaşlar. Finansal yönetim dersinin bu ilk ünitesinde finansal yönetim konularına genel bir giriş yapacağız. Finansla ilgili temel kavramları bu derste anlattıktan sonra önümüzdeki derslerde ayrıntılı olarak bu konulara girmeye çalışacağız. Şimdi finansal yönetim dersinde sıkça karşılaşacağımız kavramlardan bir tanesi finans. Diğeri finansman ve nihayet finansal yönetim kavramlarıdır. Finans İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçe'ye para, fon, kaynak olarak çevrilebilir. Ancak finansı sadece para, fon, kaynak olarak kısıtlamak finansın anlamını biraz zayıflatacaktır. Daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak, finansı parayı yönetme sanatı ve bilimi olarak tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Finansla bağlantılı diğer bir kelime finansmandır. Finansman, ihtiyaç duyulan paranın sağlanması olarak ifade edilebilir. İşletme bilançolarında biz finansman kısmını bilançonun pasif tarafında görüyoruz. Bilançonun pasif tarafında yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar vardır. Yabancı kaynaklar da kendi içerisinde kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır. İşte kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar işletmeler açısından finansmandır. Yani paranın sağlandığı kaynaklardır. Finansal yönetim dediğimizde ise sadece paranın sağlanmasını değil, aynı zamanda sağlanan paranın en uygun ve en etkin şekilde, verimli bir şekilde kullanılmasını anlıyoruz. Paranın kullanılmasını ise bilançonun aktifinde görüyoruz. Aktif kendi içerisinde bildiğiniz gibi dönen varlıklar ve duran varlıklar diye ikiye ayrılıyor. Dönen varlıklar kısa vadeli bir yıl içerisinde paraya dönüştürülebilen varlıklardır. Uzun varlıklar ise işletmede uzunca yıllar kullanılan, amortisman ayrılabilen makinalar, demirbaşlar, taşıtlar, araçlar, binalar gibi varlıklardır. İşte finansal yönetim denildiğinde bir taraftan paranın sağlanmasını, diğer taraftan ise paranın kullanılmasını anlıyoruz. Yine finansı çeşitli şekillerde incelemek mümkün. Bireysel finans, işletme finansı ve kamu finansı diye 3 başlık altında toplayabiliriz. Bireysel finans dediğimizde kişilerin finansal ihtiyaçlarının giderilmesi, kişisel yatırım kararları gibi konular önemliyken, işletme finansında benzer şekilde işletmelerin finansman ihtiyaçları ve bunların kullanılması konuları yer almaktadır. Kamu finansmanında ise devletin finansman faaliyetleri incelenmektedir. Biz bu dersimizde işletme finansı ile ilgili olan konuları ele almaya çalışacağız. Finansla ilgili diğer kavramlara geçmeden önce dilerseniz finans alanında eğitim görmüş, finans dersleri almış bir kişinin hangi alanlarda kariyer fırsatlarını değerlendirebileceği konusunu ele alalım. Finans eğitimi almış kişiler işletmelerin finans departmanlarında çalışabileceği gibi finansal piyasalarda faaliyet gösteren bankalar gibi, sigorta şirketleri gibi, aracı kurumlar gibi, borsalar gibi çeşitli finansal aracı kuruluşlarda da görev alabilirler. Şimdi işletmelerde görev yapan finans görevlilerinden bir tanesi finansal analistlerdir. Finansal analistler daha ziyade işletmelerde finansal planları ve bütçeleri hazırlarlar. Bunun yanı sıra geleceğe yönelik bir takım tahminler yapmak, finansal tabloları analiz etmek ve muhasebe departmanı ile birlikte çalışmak da yine finansal analistin görevleri arasında yer almaktadır. Büyük işletmelerde faaliyet gösteren proje finansı yöneticileri, işletmenin yatırım yapabileceği uygun projeleri ve yatırımları araştırmakta, değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. Yine işletmelerde finans alanında çalışılabilecek bir alan nakit yöneticisi pozisyonudur. Bu daha ziyade işletmelerin günlük nakit akışlarının yönetilmesiyle ilgili olan bir görev alanıdır.
İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarını koordine etmek, kısa vadeli yatırımları yönetmek, bankalarla ilişkileri düzenlemek gibi görevleri bulunmaktadır. Yine büyük işletmelerde, özellikle dış ticaretle uğraşan işletmelerde yabancı para yöneticileri de bulunmaktadır. Özellikle işletmeyi kur değişikliklerinden kaynaklanan risklere karşı korumak amacıyla yabancı para yöneticisi büyük işletmelerde istihdam edilmektedir. Finansal piyasalarda da, finansal kurumlarda da finans konusunda eğitim görmüş kişilerin çalışabileceğini söyledik. Bildiğiniz gibi bankalarda müşteri temsilcileri, finansal analistler, efendim hazine departmanlarında, fon yönetimi bölümlerinde çalışanlar finans konusunda iyi bir eğitim almalıdır. Keza sigorta şirketlerinde, aracı kurumlarda da finans konusunda eğitim almış uzman kişiler istihdam edilmektedir. Bir işletmede finans yöneticisinin 3 temel kararı vardır. Bunlar uzun vadeli finansman kararları, uzun vadeli yatırım kararları ve çalışma sermayesi yönetimiyle kararlardır. Bu kararları 3 bacaklı bir tabureye benzetebiliriz. Taburenin sağlam bir şekilde yere basabilmesi için bu 3 ayağın da dengeli bir şekilde ve sağlam bir şekilde yere basması gereklidir. Benzer bir durum işletmelerdeki finansal yönetim kararları için de geçerlidir. Yani bir işletmenin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansman kararlarının, yatırım kararlarının ve çalışma sermayesi yönetimi kararlarının doğru bir şekilde alınması gerekmektedir. İşte bu kararları da işletmelerde finansal yöneticiler almaktadırlar. Şimdi bu kararları biraz açıklayacak olursak, uzun vadeli yatırım kararlarıyla başlayalım. Uzun vadeli yatırım kararları işletmelerdeki duran varlıklarla ilgili olan kararlardır. Duran varlıklar dediğimizde biraz önce de kısaca bahsettiğim gibi makineler, binalar, araçlar gibi maddi duran varlıklardan oluşabileceği gibi patentler, haklar gibi maddi olmayan duran varlıklar ya da bağlı menkul kıymetler, iştiraklar, bağlı ortaklıklar gibi mali duran varlıklardan oluşmaktadır. Finans literatüründe maddi duran varlıklara yatırım kararları sermaye bütçelemesi başlığı altında incelenmektedir. Sermaye bütçelemesi konusu son derece önemlidir. Çünkü bu tip yatırım kararları uzun vadeli kararlardır ve bir kez karar verildiğinde geri dönüşü zor olan kararlardır. Aynı zamanda büyük tutarlarda finansmana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla da yüksek risk içermektedirler. İşletmelerin başarısında uzun vadeli yatırımların payı oldukça yüksektir. Bu nedenle bu tip kararları almadan önce analizlerin çok iyi yapılması, daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Sermaye bütçelemesi faaliyetleri sadece sabit varlıklarla ilgili harcamalar için değil, araştırma geliştirme harcamaları, reklam kampanyaları, kiralama, satın alma, diğer işletmelerle birleşme gibi işletmeye uzun dönemde fayda sağlayan yatırımlarla ilgili kararları da kapsamaktadır. Uzun vadeli finansman kararları ise bilançonun pasif tarafıyla ilgili olan kararlardır ve uzun vadeli yatırımların yapılabilmesi için bunlar için gerekli olan paranın nereden sağlanacağıyla ilgili kararlar uzun vadeli finansman kararlarıdır. Sermaye yapısı ya da finansal yapı işletmenin faaliyetlerinde kullanılan öz kaynakların ve yabancı kaynakların bileşimini ifade eden bir kavramdır. Finansman kararı alınırken finansın temel finanslama prensibine uyulmalıdır. Nedir temel finanslama prensibi? Kısa vadeli varlıkların, yani bir başka deyişle dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi, uzun vadeli varlıkların, yani duran varlıkların uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi demektir. Uzun vadeli kaynaklar iç ve dış kaynaklardan sağlanabilir. İç kaynaklar dediğimizde
öz sermaye, ayrılan yedekler ve dağıtılmamış karlardan oluşuyor iç kaynaklar. Dış kaynaklar ise uzun vadeli sağlanan krediler, özellikle bankalardan, kalkınma bankalarından sağlanan krediler ile işletmelerin ihraç ettiği uzun vadeli borçlanma senetlerinden, bir başka deyişle tahvillerden oluşmaktadır. Tabii işletmenin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için işletmenin çalışma sermayesine de ihtiyacı vardır. Bunları çalışma sermayesi kararları başlığı altında toplayabiliriz. Çalışma sermayesi dediğimizde bilançonun aktifindeki dönem varlıklar toplamını anlıyoruz. Net çalışma sermayesi ise dönem varlıklar toplamından kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının çıkarılması ile ulaşılan değerdir. Net çalışma sermayesinin pozitif olması arzulanır. Çünkü işletmenin günlük giderlerini yapabilmesi, alacaklarını finanse edebilmesi, sağlıklı bir stok politikası oluşturabilmesi için çalışma sermayesine ihtiyacı vardır. Çalışma sermayesi yetersizliği, noksanlığı, işletmenin kısa vadeli borçlarının ödenmesinde, yeni stoklar edinilmesinde, üretim akışının düzenli bir şekilde yürütülmesinde gereklidir. Yani net çalışma sermayesinin yeterli olması gereklidir. Bunların noksan olması durumunda işletme faaliyetlerinde aksamalar olacaktır. Tabii burada önemli bir konu, işletme varlıklarının ne kadarlık kısmı dönem varlıklardan oluşacak? Hatta dönem varlıkların kendi içerisinde dağılımı ne şekilde yapılacak? Çalışma sermayesi kararlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yine kısa vadeli kaynaklar nereden ve nasıl temin edilecektir konusu da çalışma sermayesi kararları arasında yer almaktadır. Önümüzdeki derslerde çalışma sermayesi kararlarına daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Özetleyecek olursak bilançonun pasif tarafı finansman kararlarını oluşturuyor. Burada kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynakları görüyoruz. Yine finansman kararları içerisinde kar dağıtım politikası da önemli bir yer tutmaktadır. İşletme elde ettiği karın ne kadarlık kısmını dağıtacaktır? Tamamını mı dağıtacaktır? Bir kısmını mı dağıtacaktır? Hiç mi dağıtmayacaktır? Hiç dağıtmayacaksa bunları hangi alanlarda kullanacaktır? Bu da önemli bir finansman kararıdır. Bilançonun aktif tarafında dönem varlıkları ve duran varlıkları görüyoruz. Bunlar da yatırımlarla ilgili kararlardır. Bütün bu yatırım kararlarını kısaca özetledikten sonra finans yöneticisinin görevlerini açıklayacak olursak bu kararlarla doğru orantılı açıklamalar yapmak durumunda kalacağız. Fakat işletmelerde finans yöneticisi işletmenin büyüklüğüne, faaliyet bölgesine ve faaliyet alanına göre değişiklikler gösterebilir. Küçük işletmelerde genellikle ayrı bir finans departmanı yoktur. Hatta çok küçük işletmelerde işletme sahibi hem muhasebe işlerini, hem finansman işlerini, hem pazarlama işlerini tek başına üstlenmiş bulunmaktadır. İşletmenin boyutu biraz büyüyünce artık bu işlerle ilgilenecek kişilere ihtiyaç vardır, uzmanlara ihtiyaç vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde muhasebe departmanıyla finans departmanının genellikle birlikte çalıştığını görüyoruz. Aynı kişi hem muhasebe işlemlerini hem finans işlemlerini yürütmeye çalışmaktadır. Ama işletmenin boyutu büyüdükçe artık muhasebe departmanı ayrılmakta, finans departmanı ayrılmaktadır. Bu tip işletmelerde plan ve bütçeler yapmak, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek, alacakları yönetmek, finans kuruluşlarıyla olan ilişkileri düzenlemek, yabancı ülkelerle ilişkisi olan ithalat, ihracat yapan işletmelerde bu tip görevler finans yöneticisinin görevleri arasına giriyor. Yine makro analizler yapmak, makroekonomik analizler yapmak, yabancı paraların yönetimini gerçekleştirmek finans yöneticilerinin görevleri arasında yer almaktadır.
Ticaret işletmelerinde stok yönetimi önem kazanırken, üretim işletmelerinde üretim maliyetlerinin kontrolü de finans yöneticisinin görev kapsamı içerisinde yer almaktadır. Evet, finans yöneticisinin görevlerini özetleyecek olursak, 1. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak, 2. Yatırım kararları almak, 3. Finansal planlama ve bütçelemeler yapmak, 4. Finansal analiz ve denetimi gerçekleştirmek, 5. Başka işletmelerle birleşme, satın alma gibi özel durumlarda çözümler üretmek ve nihayet 6. risk yönetimi yapmak işletmelerde finans yöneticisinin görevleri arasında yer almaktadır. Şimdi işletmelerin amaçları, hedefleri de önemli bir konu. İşletmenin birçok hedefi, amacı olabilir. Bu amaçlardan bir kısmı işletmenin karlılığını artırmaya yönelikken, bazıları sosyal amaçlı, bazıları prestij yükseltici, bazıları çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik, bazıları da yasal olarak yerine getirilmesi gereken amaçlar olabilir. İşletmenin temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Tabii bu amaçlar artırılabilir, işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilir. Örneğin mal ve hizmet üreterek toplum refahını artırmak, işletmede istihdamı sürekli kılmak, işletmenin sürekliliğini sağlamak, üretim ve satışları artırmak, işletmenin piyasa payını artırmak, işletmenin büyümesini sağlamak, işletmenin karını en yükseğe çıkartmak ve işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak işletmelerin amaçları arasında yer almaktadır. Peki işletmelerde finansal yönetimin temel amacı ne olmalıdır? Biraz önce sıralamış olduğumuz amaçlardan hangisi finans yöneticisi için önceliklidir sorusuna cevap aramaya çalışalım. Büyük şirketlerde, halka açık anonim şirketlerde genelde işletme sahipleri ile işletme yöneticileri birbirinden farklıdır. Finansal yöneticiler kararlarını işletme sahiplerinin ya da hissedarların beklentileri doğrultusunda almalıdır. Başarılı finans yöneticileri kararlarını finansal ve profesyonel amaçlarına uygun olarak vermelidir. Şimdi finansal yönetimin temel amacının ne olması gerektiği zaman içerisinde ekonomik anlayışta ve hissedarların beklentilerindeki değişim nedeniyle değişim göstermiştir. Önceki yıllarda işletmelerde finansal yönetimin temel amacının karı en yükseğe çıkarmak olduğu benimsenmişken günümüzde artık bu amaç terk edilmiştir. Günümüzde işletmelerde finansal yönetimin temel amacının işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak ya da hissedarların varlığını en yükseğe çıkarmak olarak kabul edilmektedir. Peki işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak ne demektir? İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak, işletme sahiplerinin ortaklarının varlıklarını maksimize etmek demektir ki bu da hisse senetlerinin fiyatıyla ölçülmektedir. Bu ölçüm halka açık anonim şirketlerde daha kolaydır. Çünkü halka açık anonim şirketlerde hisse senetleri borsalarda işlem görmektedir. Dolayısıyla işletmenin piyasa değeri rahatlıkla hesaplanabilmektedir. İşletmenin piyasa değeri ne kadar yükselirse, bir başka deyişle hisse senetlerinin fiyatı ne kadar artış gösterirse, hisse senedi sahiplerinin varlıkları da o kadar artış gösterecek ve finans yöneticisinin işte temel amacına ulaşma hedefi gerçekleşmiş olacaktır. Ama hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmelerde piyasa değerini hesaplamak biraz daha zordur. Burada işletme satılığa çıkartıldığında oluşabilecek değer piyasa değeri olarak nitelendirilebilir. Peki karı en yükseğe çıkarmak ile piyasa değerini en yükseğe çıkarmak arasında ne tür farklılıklar vardır? Hangi konuda bu ikisi birbiriyle çelişmektedir? Bu soruya bir örnek yardımıyla cevap vermeye çalışalım.
Şu anda bir işletmenin hisse başı gelirlerini görüyorsunuz. İki ayrı yatırım için. A yatırımında birinci yıl 1.40 lira, ikinci yıl 1 lira, üçüncü yılda 0.40 lira olmak üzere toplam 2.80 lira hisse başı gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. B işletmesinde ise ilk yıl 0.60 lira, ikinci yıl 1 lira, üçüncü yılda 1.40 lira olmak üzere toplam 3 lira hisse başı gelir elde edileceği beklenmektedir. Şimdi karı en yükseğe çıkarma amacına dikkate alırsak burada B yatırımının tercih edilmesi gerekir. Çünkü B yatırımı daha fazla hisse başı gelir sağlamıştır, hisse başı kar sağlamıştır. A yatırımı ise daha düşük hisse başı gelir sağlamıştır. Acaba bu doğru mudur, gerçekçi midir, hangi açılardan eleştirilebilir? Bunu incelemeye çalışalım. Bir defa zamanlama açısından olaya bakmak gerekir. Bugünkü 1 lira ile gelecekte elde edilecek 1 lira birbirine eşdeğer değildir. Paranın bir zaman değeri vardır. Bu zaman değerinden dolayı bugünkü 1 lira gelecekteki elde edilecek 1 liradan daha kıymetlidir. Şimdi A yatırımının 3 yılda toplam 2.80 lira, B yatırımının ise toplam 3 lira hisse başı gelir elde ettiğini gördük. İlk başta B yatırımı daha fazla gelir sağlıyor. Ancak bunların zaman içerisindeki dağılımına baktığımızda A yatırımının ilk yıllarda daha fazla getiri sağladığı, B yatırımının ise son yıllarda daha fazla getiri sağladığını görüyoruz. Burada toplam rakama değil, burada elde edilen, her yıl elde edilen gelirlerin bugünkü değerine bakmak lazım. Bugünkü değeri hangisinin daha yüksekse o yatırımın tercih edilmesi gerekiyor. Kârı en yükseğe çıkarma amacının eleştirildiği diğer bir nokta nakit akışları açısındandır. İşletmelerde hisse senedi yatırımlarından iki tür gelir sağlanabilir. Birincisi kâr payı elde etmek, ikincisi ise hisse senedinin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki olumlu farktan kazanç sağlamaktır. İşletme hisse senedi ihraç ederek sağladığı fonları toplam kârını artırmada kullanabilir. Ancak hisse senedi ne kadar çok artırılırsa ortak sayısı da arttığında hisse başına düşen kârlarda bir azalma olacaktır. O yüzden kararlar verilirken öz kaynağı artırmak, bir başka deyişle hisse senedini artırmak mı önemlidir? Yoksa yabancı kaynaklarla kârı artırarak mevcut hissedarların hisse başına kârını mı artırmak önemlidir? Burada finans yöneticilerinin dikkat etmesi gerekiyor. Diğer bir konu, elde edilen kâr dağıtılırsa ne olur, dağıtılmazsa ne olur? Tabii ki hisse senedi sahipleri kârın dağıtılmasını arzu edeceklerdir. Çünkü kâr dağıtıldığında ellerine nakit para geçecektir. Ama bazen işletme yöneticileri, finans yöneticileri kârı dağıtmayarak, işletme bünyesinde bırakarak bunları daha kârlı iş fırsatlarında değerlendirme isteğinde olabilirler. Bu durumda da hissedarlar biraz daha bekleyerek bu yapılacak yatırımın sonucunda daha yüksek kârlar elde etmek isteyebilirler. Ama bazı hisse senedi sahipleri o kadar beklemek istemeyebilir. Burada da yine finans yöneticileri bu iki karar arasında en doğrusunu vermeye çalışmalıdırlar. Üçüncüsü risk konusudur. Hepinizin bildiği gibi kâr ile risk arasında doğru orantı vardır. Yani risk arttıkça kârlılık da artar, risk düştükçe kârlılığın da düşmesi beklenir. Tabii bunun bir de diğer tarafı var. Yani risk arttıkça her ne kadar kârın yükselme ihtimali olsa da zarar etme olasılığı da artmaktadır. O yüzden finans yöneticileri karar verirken risk ile kârlılık arasında bir denge kurmaya çalışmalıdırlar. Bu nedenle işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Burada finans yöneticileri sadece hisse senedi fiyatını artıracak kararları kabul etmelidir. Bu yönde kararlar almalıdır. Burada hisse senedi fiyatlarının yükselmesi hissedarların servetinin artmasına
yol açmaktadır. Hisse senedi fiyatlarının en yükseğe çıkarılması ile ilgili iki önemli konu ekonomik değer artışı ve paydaş odaklı yaklaşımdır. Ekonomik değer artışı kısaca EVA, işletme yatırımlarının hissedarların servetine olumlu katkıda bulunup bulunmadığını belirleyen popüler bir ölçüttür. EVA, vergi sonrası kardan yatırımda kullanılan fonların maliyeti çıkartılarak hesaplanmaktadır. Yatırımın EVA'sı pozitif ise hissedarların serveti artar, negatifse düşer. Kısaca sadece pozitif EVA'ya sahip yatırımlar ilgi çekicidir. Örneğin bir yatırımdan elde edilen vergi sonrası kar 410 bin lira, finanslama maliyeti 375 bin lira ise bu yatırımın EVA'sı 35 bin lira olur. Sonuç pozitif çıktığından da bu yatırımın hissedarların servetini artırması beklenmektedir. Bu yatırım kabul edilmelidir. Son yıllarda önem kazanan diğer bir konu ise paydaş yaklaşımıdır. Paydaş dediğimizde işletme sahipleri, işletmede çalışanlar, işletmenin tedarikçileri, işletmeye kredi kullandıranlar, işletmenin müşterileri, yani işletmeyle doğrudan ilişkisi olan her türlü kesim anlaşılmaktadır. Paydaşlar işletme faaliyetlerini etkilerken işletme faaliyetleri de paydaşları etkilemektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, finans yöneticileri bir takım kararlar alırken paydaşların çıkarlarını gözeterek kararlar almalıdır. Çünkü paydaşlar gücendirildiğinde, küstürüldüğünde, işletmeye olumsuz olarak baktıklarında işletmenin satışları, karlılığı, prestiji, itibarı, saygınlığı bundan etkilenecektir. Bütün bu faktörler işletmenin hisse senedi fiyatını artıran faktörlerdir. Bu nedenle paydaşlarla iyi ilişkilerin devam ettirilmesi önemlidir. Aynı zamanda paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması sosyal sorumluluk anlayışının da bir parçasıdır. Paydaşlarla olumlu ilişkilerin varlığı uzun vadede hissedarların lehine olacaktır. Olumlu ilişkilerin devam etmesi, çıkar sahipleri devir hızını, çatışmaları ve hukuki anlaşmazlıkları en aza indirecektir. Kısaca işletme yöneticileri hissedarların servetini en yükseğe çıkarma amacına ulaşmak için paydaşlarla çatışmak yerine işbirliğini geliştirmelidir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde finans, finansman, finansal yönetim gibi kavramları açıkladıktan sonra finans alanındaki kariyer fırsatlarından bahsettik. Daha sonra finansman kararlarının neler olduğunu, 3 tip finansman kararı olduğunu, finansal karar olduğunu, bunun birincisinin uzun vadeli finansman kararları, ikincisi uzun vadeli yatırım kararları, üçüncüsü de çalışma sermayesi yönetim kararları olduğunu söyledik. Daha sonra işletmelerde finans yöneticisinin görevlerinden bahsettik. Nihayet son olarak da işletmelerde finansal yönetimin temel amacının işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak olduğunu bahsederek bugünkü konumuzu tamamlamış olduk. Önümüzdeki dersimizde işletmelerin yasal kuruluş türlerinden bahsedeceğiz. Çünkü işletmelerin yasal kuruluş türleriyle finansal yönetim arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu açıdan ülkemizde geçerli olan işletmelerin yasal kuruluş türleri ve bunun finansal yönetimi etkilerini önümüzdeki derste sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.